Merhaba. Bu bölümde üretim planlama ve kontrol modülü ana verilerinden malzeme ana verisini aktaracağım. İlk olarak MM01 işlem koduna gelir. Malzeme kodu, sektör bilgisi ve malzeme türü seçilir. Malzeme üzerinde birçok departmanın ilgilendiği görünümler almaktadır. Üretim planlama ve kontrol modülü MIP görünümleri, tahmin ve iş planlaması görünümü üzerine odaklanmaktadır. Bu görünümler üretim yeri düzeyini tanımlamaktadır. Bunun haricinde temel veriler ise organizasyon düzeyi bağımsız olarak üst birim bazında tanımlamaktadır. Temel veriler kısmında malzeme kısa metni ve stokların tutulacağı, ürün ağaçlarının hazırlanacağı ve maliyetlerin hesaplanacağı temel ölçüm birimi gelir. MIP1 görünümünde en önemli alan MIP karakteristiğidir. MIP karakteristiği ilgili malzemenin malzeme ihtiyaç planlaması tarafından planlanıp planlanmayacağını, planlanacak ise hangi yönteme göre planlanacağını belirler. Bunlar arasındaki en belirgin ayrım plana dayalı yöntem ile tüketime dayalı yöntemdir. Plana dayalı yöntemde tahmin veya satış belgesine istinaden gerçekleşen bir üretim planına istinaden bir de açıkların dikkate alındığı bir planlama türüdür. Tüketime dayalı planlama ise belirli bir stok seviyesinin altına düşüldüğünde otomatik olarak o stok seviyesine veya yukarısına ulaşacak şekilde bir tedarik önerisinin çıktığı durumdur. Örneğimizde plana dayalı MIP yöntemi seçilmektedir. MIP sorumlusu planlama çalışmaları ve raporlamanı kullanmak üzere sorumlu kişiyi belirler. MIP parti büyüklüğü oluşacak tedarik önerilerinin lot büyüklüklerini belirler. EX yöntemi ihtiyaca göre ihtiyaç kadar parti büyüklüğünü temsil etmektedir. Bir başka örnek ise dönemsel büyüklükler olabilir. Bunlar da belli dönemlerdeki ihtiyaçları birleştirip tek bir tedarik önerisi sunmaktadır. Örneğimizde ihtiyaca göre parti büyüklüğü hesaplaması seçilmiştir. Bununla birlikte asgari parti büyüklüğü, sabit parti büyüklüğü, azami parti büyüklüğü gibi belirli parti prosedürlerine göre tedarik önerilerinin miktarını değiştiren alanlar mevcuttur. MIP2 görünümünde en önemli alan tedarik türü. Tedarik türü malzemenin dahili mi üretileceğini, dışarıdan mı tedarik edileceğini yoksa her iki şekilde de tedarik edilebileceğini belirten bir alana sahiptir. E dahili üretim, F dışarıdan tedarik, X ise her ikisini belli eder. Özel tedarik alanı, tedarik türünün daha detaylı olarak belirlemek için kullanılmaktadır. Burada malzeme fason üretimi mi, yoksa bir yapay bileşen grubu mu olduğunu belirten daha detaylı bilgiler almaktadır. Bir başka önemli olan teyit sorusu otomatik çekmedir. Teyit sorusu otomatik çekme, üretimin gerçekleştiği an depolarda bulunan malzemenin otomatik olarak sarf edilmesini sağlar. Üretim depo yeri ise bileşenler için malzemelerin tüketimi yapılacağı depo yeri, yarı mamul veya mamuller için ise üretilip depoya konulacağı depo yeri anlamına gelir. Bu görünümde bir başka önemli alan ise emniyet stoğudur. Emniyet stoğu depoda sürekli olarak tutmak istenen stok miktarı anlamına gelir. MIP3 görünümünde planlama stratejisi yer almaktadır. Bu alan depo üretim, sipariş üzerine üretim, son montaj ile planlama gibi pek çok strateji yer almaktadır. Planlanmış ihtiyaçlar ile müşteri ihtiyaçlarının mahsuplaşmasını denetlemektedir. Burada en çok kullanılan son montaj ile ön planlama, girilmiş olan planlı birincil ihtiyaçlar ile müşteri siparişlerinin mahsuplaştığı strateji türüdür. Bu görünümde bir başka alan ise kullanım kontrolüdür. Kullanım kontrolü, malzemenin kullanılabilir miktar hesabı yapılırken bu hesaplamaya hangi değerlerin dahil edileceğini ve hesaplamanın hangi ihtiyaçlara yönelik olacağını belirler. 0-2 müfredat ihtiyaç kullanılabilir kontrolü olacağı anlamına gelir. MIP4 görünümünde alternatif seçim alanı, alternatif ürün ağacı seçimlerinin malzeme ihtiyaç planlaması sırasında nasıl yapılacağını belirler. Sipariş miktarına göre, açılım terminine göre, üretim versiyonuna göre veya yalnızca üretim versiyonuna göre seçim olanakları vardır. Münferit toplu göstergesi,
Malzeme ihtiyaç planlaması sırasında ikincil ihtiyaçların işlenmesini denetler. Sipariş üzerine üretim söz konusu olduğunda önem taşımaktadır. Müferit seçiminde sistem malzeme olan ihtiyaçları ihtiyaç kaynağı bazında ayırmaktadır. Toplu seçildiğinde ise sistem ihtiyaç miktarlarını toplu olarak gösterecektir. Eğer malzeme seri üretim tipiyle yönetilecekse bunu belirleyen seri üretim işaretlenir. Bununla birlikte seri üretim için mal hareketleri, çekme hareketleri ve maliyetlendirme stratejileriyle ilgili uyarlamaları barındıran profil belirlenir. İş planlaması bölümünde üretim ölçü birimi, eğer üretimde temel ölçü biriminden farklı bir ölçü birimi kullanacaksa tanımlanır. Benzer şekilde malzemenin tüketiminin yapılacağı ölçü birimi temel ölçü biriminden farklı ise çıkış ölçü birimi kullanılır. Bu görünümdeki en önemli alanlarından bir tanesi üretim denetim profilidir. Üretim denetim parametrelerinin tanımlandığı, üretim siparişlerinin yaratılması ve onaylanması aşamalarındaki otomatik işlemlerin tanımlanması, malzeme girişleri, malzeme çekişleri, kullanım kontrolü ile ilgili parametrelerin tanımlandığı yerdir. Bu tanımlamanın ardından malzeme kaydedilir.